Arkadaşlar merhabalar bu videomda ÖSYM nereden nereye dörtgenler serisinin soru çözümü kısmındayız. Bu videomda dörtgenler, eşkenar dörtgen ve deltoid konusuyla alakalı son 10 yıl içerisinde ÖSYM tarafından sorulmuş soruların benzerlerini çözeceğiz. E, bu soruların çözümünü ve pdf'ini ve çözümünü videonun açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. E, videodaki linkteki 2 numaralı ve 2.1 numaralı pdf'ler işinizi görecek olan pdf'lerdir. 2 numarası pdf'in boş halidir 2.1 de pdf'in çözümlü halidir arkadaşlar Öncelikle e, videonun hepsini izlemek zorunda değilsiniz pdf'i çıkartın Ondan sonra siz kendiniz çözün Çözemediğiniz soruların videolarını izlerseniz sizin açınızdan daha sağlıklı olacaktır çünkü Sizin zamanınız bizim için çok değerli hatta sizin için çok değerli ama benim için de çok değerli Boşa vakit harcamayın derim Ha güzel böyle geniş bir tekrar etmek istiyorum derseniz e, Vakit kaybı olarak görmezseniz izlersiniz o ayrı bir konu ama e zamanınız değerli olduğu için bu şekilde bir hamlede düşündüm arkadaşlar. Çözümlerinde o şekilde PDF çözümünden 2.1 numaralı PDF'ten çözümünü kontrol ederseniz, e çözümünü anlayamadığınız ya da yapamadığınız soruların çözümündeki videodaki o dakikaya gelip onun sorusunu dinleyebilirsiniz. Burada videonun sonunda da arkadaşlar, sonunda kısmında oluyor genelde ama son e sorular az olduğu için burada e son 5 dakikasında büyük ihtimalle bu soruları yorumlayacağız. ÖSYM nereden nereye gelmiş? Bunu bu şekilde yorumlayacağız ve nereye doğru gidebilir onun yorumunu yapacağız. Onu da dinlerseniz sınavınızdan faydalı olacaktır arkadaşlar. Bakalım şimdi birinci soruyla başlayalım. Dörtgenler konusundan genel dörtgenlerin özelliklerine başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım birinci soruyla başlayalım. Dörtgenler LYS 2012 benzer sorusu. Şimdi şöyle bir dörtgen verilmiş. ABCD bir dörtgen bu da bir dik yamuk. E, dik yamuk verilmişse arkadaşlar bu ne demek? Burası 90 derece ise burası da 90 derecedir. Ee, sonrasında ne yapacağız? Soruyu çözeceğiz. Verilen bilgileri kullanıp da sorular çözeceğiz ama öncelikle ben şöyle bir tavsiye vereyim. Dörtgenler konusunun genelinde hepsinde şunu uygulayacaksınız. Varsa tanımsal özellik tanım tanımı uygulayacaksınız şekilde ve e, genelde üçgenden çözmeye çalışacaksınız. Üçgensel bilgi var mı yok mu diye arayacaksınız. Genel bakış açınız bu olsun arkadaşlar. Tamam. Genelde üçgenden çözmeye çalışın burada dörtgenin herhangi bir şekilde tanımı yok ama şu sonraki sorularda mesela eşkenar dörtgen tanımını ilk önce uygulayıp üçgenden çözülebiliyor mu diye bakacaksınız. Herhangi bir şekilde özellik variyi düşünmeyin arkadaşlar. ÖSYM özellikle ilgili soruları çok nadir soruyor. İlk etapta üçgenlere bakmanız tavsiye edilir. Evet baktık buraya. Dik yamuk tanımını uyguladık burada. 90 ise 90 hocam. Şunlar da birbirine paralel. Eyvallah. Sonra şekle genel bir itibariyle bakıyoruz. Üçgenden çözebileceğiz mi diye. Üçgenlerdeki söylediğimiz ifadeler yine burada geçerli. Mesela burada açı ortay ve yükseklik var. A hem açı ortay hem yükseklik. Altına ne geldi? İkiz kenar değil mi? Hemen yüksekliğin kollarında ikiz kenar olmalı. İkiz kenara tamamlamalıyız arkadaşlar. Burada soruyor. İkiz kenara tamamladık. Evet. Burası 11 ise burası da 11 olacak. Buraya kaç kaldı? 5 kaldı. Aa hocam yamuktan dolayı bak tanımı da uyguladık burada aslında. Ne var? Paralellik var. A üçgen çıktı burada. Üçgende temel orantı var. Yani 5'in 6'ya ya da 5'in 11 oranı şuraya A diyelim. A'nın A artı 3 oranı diyebiliriz arkadaşlar. Ya da kısaca artık benzerlikte de biraz ustalaştınız. Hocam 6 iken 3 olmuş. E o zaman burası da 5 iken 5 bölü 2 olur diyebilirsiniz. Sonra burada bir pisagor bağıntısından ikisi bulacağız. A 90'ın karşısı 5 iken hangi açının karşısı 5 bölü 2'dir? Daha da kısa yoldan da bulabiliyoruz. 30'un karşısı o zaman burası da 60 yapar. 60'ı karşısında ne olacaktır arkadaşlar? 5 bölü 2'nin kök 3 katı olacaktır. Yani cevabımız 5 kök 3 bölü 2 çıktı arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı bu oldu. Dörtgenlerdeki birinci soru. İkinci soruya geldik. LYS 2014 benzer sorusu. Ve şöyle şekiller verilmiş arkadaşlar. Dikler 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 3 verilmiş 2 verilmiş. Şimdi 90'lara havada uçuyor. Dörtgen sorusu olsa bile neye yakınlaşıp soruyu çözeceğiz arkadaşlar? Tabii ki üçgen bilgisinden çözülebiliyor mu, Çözülemiyor mu ona bakacağız. E hocam alfabeteye gireceğimiz aşikar. Dalalım o zaman alfabetaya. Alfa beta burada da alfa oldu. Aa, ne yapacağız hocam burada? Şimdi gençler alfabeteye daldınız. Benzerlik olduğu belli. E, bu Alfa dedik kaldık. O zaman bir üçgen oluşturalım. Ne yapalım? Hop şöyle bir dik üçgen oluşturacaksak o dik üçgeni dışarıda da oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez istediğiniz şekilde yapın. Dışarıdan oluştursanız daha kolay olacak da ben genelde herkesin yapacağı tarzda yapıyorum şu anda. Hocam dik çizdik. Alfa 90 ise beta oldu. A bu üçgen ile bu üçgen e, benzer hatta eş oldu. Niye? Alfa beta 90 alfa beta 90 ve 90'ın karşısındakiler de birbirine eşit oldu. Eş üçgen çıktı. E o zaman burada Betanın karşısı 3 ise buradaki betanın karşısı da 3'tür. A hocam 2 ise burası da 2'dir. Bakın ne çıktı burada? Alfanın karşısı 5 oldu. Buradaki alfanın karşısı da 5 olmak zorunda. Dörtgenin alanı isteniliyor arkadaşlar bizden. Burada bir dikdörtgen var. O da 2 çarpı 5 artı 2 tane de üçgen var. Üçgenin kenarları da 3 ve 5 değil mi? 3 çarpı 5 bölü 2'den kaç tane var arkadaşlar? 2 tane var. Bunlar bunlar gitti. Cevabımız da 10 artı 15'ten ne yaptı arkadaşlar? 25 yaptı. İkinci sorunun cevabı 25 oldu gençler. Geldik dörtgenlerle ilgili ayet 2019 benzer sorusu. Bunu çok kendin için alabilirim Aslında beşgen sorusu da dörtgen mantığıyla hatta üçgen mantığıyla çözülebildiği için buraya aldım arkadaşlar. Şimdi ne demiş? Tabi ÖSYM'nin sorduğu soruda buradaki bütün kenarlar birbirine eşit verilmişti. Ben oranlı bir şekilde verdim sadece. Arkadaşlar bir beşgenin içinde seçilen bir nokta beşgenin kenarları üzerinde bir nokta ve bir köşesi de Şekildeki gibi birleştirilmiştir. Evet bir köşesine şekilde gibi birleştirilmiş. Bu durumda oluşan bölgelerin alanları ve kenarlardaki oranlar şeklinin üzerinde yazılmıştır. Bakın oranlamalarda yazılmış burada. Ee, A bölü bir oranı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Oran var alan var. E, alan da açığımız belli. Haydi başlayalım bakalım. Hocam A'da kalan A ise 2 A'da kalan ne olacaktır? 2 A olacaktır. E o zaman hocam burası ne oldu? Burası 10-2 A oldu. E, o zaman burası 10-2 A ise yazamadım. 10 eksi 2a. Şimdi burada 2b ve b'den alan dağıtmaya başlayalım. o böyle. Hocam 2b'deki alan 10 eksi 2a ise, bakın, 2b'deki alan 10 eksi 2a ise, 2b'deki şuraya yazayım isterseniz. 10 eksi 2a ise, b'deki alan kaç yapacaktır? 5 eksi a yapacaktır. E hocam, 3b'deki alan kaç yapacaktır? 3 katı, 15 eksi 3a yapacaktır. Evet, şurası anlaşılmıyor galiba. 10 eksi 2a diye şöyle yazayım. Tamam. Sonra ne olacak arkadaşlar? Bunun tamamı 8 olarak verilmiş. Oo, o zaman 8'den 15-3a'yı çıkartırsam bunu buraya bulurum. O zaman 8-15-3a yazanlar mort. Mortinge. Niye? Hocam 8'den tamamını çıkartacağız. Bu parantez şeklinde olması lazım. 8-15 artı 3a olduğundan bu da neye eşit oluyor o zaman arkadaşlar? Eksi ee, 7, 7 yapıyor burası artı 3a yapıyor. Yani 3a eksi 7'ye eşit oldu. Hocam burası 3A eksi 7'ye eşit oldu. Çok güzel. O zaman burada da yine alan dağıtalım. Hop çift çizde kalan 3A eksi 7 ise çift çizde kalan 3A eksi 7 olacaktır. Hocam buraya geldik. Bu ikisinin toplamı da 5 miymiş? Evet 5'ten 3A eksi 7'yi çıkartacağım. 5 eksi 3A eksi 7'yi çıkarttığım zaman. Yani 5 eksi 3A artı 7 yaptı. O da kaç yaptı? 12 eksi 3A yaptı. Evet burada kalan 12 eksi 3A kaldı. E şimdi burada 1'e 3 oran var arkadaşlar. O zaman buradaki oran da 1'e 3 ise şimdi üçgen oluşturacak olursak hop şöyle bir üçgen oluşturacak olursak arkadaşlar 3C'de kalan 12 eksi 3 A ise 3'e böldüğümüzde 4 eksi A mı oluyor? O zaman 3C'de kalan 12 eksi 3 A ise C'de kalan da 3'e böldüğümüz zaman 4 eksi A yaptı. Hocam burada kalan 4 eksi A ise A tamamı 4 olması lazım. O zaman buraya A kaldı. Ya da direkt 4'ten de şeyi çıkartabilirsiniz. 4 eksi a'yı çıkartabilirsiniz. O da ne yapıyor arkadaşlar? A yapıyor. Buraya a kaldı. Çizgideki kalan a, Çizgideki kalan yine a olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Evet, buradan v eşittir a oldu. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? A bölü b isteniyor. A bölü b. B'yi de a bulmuştuk zaten. Cevabımız ne çıktı? Ne çıktı? 1 çıktı. Dediğim gibi ben soruyu biraz daha şey yaptım. Afilli yaptım. ÖSYM'nin sorduğu soru eşitliklerle alakalı soruydu. Ben oranlamalarla ilgili biraz daha zorlaştırdım diyebilirim. 2019'da sorulan bir soru arkadaşlar. Evet üçüncü sorunun cevabı da 1 çıktı. Geldik eşkenar dörtgenle ilgili soruya. Eşkenar dörtgen son 10 yıl içerisinde sadece ve sadece 2017 LYS'de sorulmuş bir soru arkadaşlar. Evet bakalım eşkenar dörtgen ne diyorduk arkadaşlar? Varsa tanım tanımı uygula. Eşkenar dörtgense bu eşkenar dörtgenin eşitlerini şöyle bir göstereyim. Tamam. Bir de karşılıklı kenarlar birbirine paralel. 110 sa burası ne yapar? 70 yapar. Hatta burası da 70 yapar. Hatta burası da 110 yaptı. Tamam. Tanımı uyguladık mı? Uyguladık. Sırada ne var? ADE eşkenar üçgen. O hocam ADE eşkenar üçgen. Bir kenarı çift çizgi. O zaman burası da çift çizgi. Burası da çift çizgi. Aa ne çıktı arkadaşlar? Bakın burada. Hocam şurada bir ikiz kenar üçgen çıktı. E ee, o zaman olay bitti. Bu arada Şurası eşkenar üçgendi. Açılarımız 60 60 60 değil miydi? Evet, burası da 60 olacak tamamı. Onu da yazalım. Veriler her bilgiyi kullanacağız diyoruz çünkü. E burada ikizkenar çıktı ve tepe açısı da kaç? 130. 180'den 130 çıkart 50. 2'ye böl 25. 25 çıktı. E hocam tamamı x artı 25 de 60'a eşit olacağından x de buradan kaç derece buluruz? 35 derece buluruz. Klasik bir yine üçgen sorusu aslında arkadaşlar kolay bir soru. Şöyle bir baktığımız zaman tanım uyguladığınız zaman ve üçgensel verileri yerine bu, yerine yazdığınız zaman olay bitiyor arkadaşlar. Evet geldik şimdi deltoid sorusuna. Arkadaşlar 2017 LYS sorusu. 2017 LYS'de çıkan bir deltoid sorusu. Bakalım neler verilmiş burada. Şimdi eşitlikler verilmiş. AD ile DC eşit verilmiş. Şununla şu birbirine eşit verilmiş. Otomatikman AB ile de BC eşit olur mu? Olur. Arkadaşlar burada köşegenleri de çizmiş ÖSYM de böyle yapmış. Aslında bu bir fazla bilgi. Ya fazla bilgi derken bunu vermek zorunda değildi. Zaten köşegenlerin dik kestiğini biz biliyoruz. Olmazsa olmazımız değil mi deltoidde? E, vermeseydi bile 90'ı yapıştıracaktık. Neyse. AC uzunluğunu 24 demiş. İkiz kenarda çizilen yükseklik konumunda olduğu için bunlar 12-12 olur. Ve hatta buradaki açı ortay olur ve burası da açı ortay olur diye söylüyoruz. İkiz kenarın özelliğinden geliyor zaten bu. Sonra <laughs> Burada bir oran verilmiş. Oranı kullanalım. 9K verilmiş. Burası da 4K verilmiş. DE uzunluğu 9K. Burası da 4K olarak verilmiş. Alan ABCD'yi de 312 olarak vermişler. Evet. Herhangi bir dörtgen alanı köşegenler dik kesilirse köşegenler çarpımının yarısı değil miydi? Aynen öyle. Bir köşegen 24 diğer köşegen 13K. 24 çarpı 13K bölü 2 Eşittir. Ne yapmalı arkadaşlar? 312 yapmalı. Arkadaşlar şuraya baktığımız zaman 24 ile 13'ün çarpımı sanırım 312 yapıyor. E, o zaman 24 ile 13 sadeleşti. E, 24 ile 13 312'ye sadeleşti. 1 kaldı. E, burada yukarıda K bölü 2 eşittir. 1 kaldı. K'yı da buradan kaç bulduk? O zaman 2 bulduk. K2 ise burası 18 oldu. Burası da kaç çıktı arkadaşlar? 8 çıktı. Delta çevresi soruluyor arkadaşlar bize. Tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 8, 12'den dolayı burayı bulacağım. 12, 18'den dolayı burayı bulacağım. Sonra da iş bitecek arkadaşlar. Şuradaki pisagorda arkadaşlar 12'li ve 18'in kareleri toplamı mı yapacağız? Hayır. Varsa kısa yol, kısa yolu uygula lütfen. Kısa yolumuz ne? 12 ve 18'deki ortak çarpan 6. Burası 6 çarpı 3. Burası 6 çarpı 2. O zaman burası da 6 çarpı kare içinde 3'ün karesi artı 2'nin karesi olmalı. 9 artı 4'ten 13. Burası 6 kök 13 çıktı. Geldik buraya. 8 ve 12'ye bakacağız şimdi. Bu sefer ortak çarpan 4. 4 çarpı 2. Burası da 4 çarpı 3. O zaman burası da 4 çarpı kare 3'ü de. 2'nin karesi artı 3'ün karesi. Yani 4 kök 13 da burası yaptı. Hocam 6 kök 13, 6 kök 13. Burası da 4 kök 13, 4 kök 13 yaptı. O zaman çevre de ne yapacaktır gençler? Çok çirkin yazdım. Ee, 6 kök 13, 4 kök 13 daha 10 kök 13. E bunlar da 10 kök 13. Toplamda da 20 kök 13 diye çıktı arkadaşlar cevabımız. Evet. Klasik bir soru. Yine üçgenden yapılan, rahat bir şekilde yapılan bir soru arkadaşlar. Geldik deltoid ile ilgili ikinci soruya. Yani TYT 2021'de sorulan bir soru arkadaşlar. Şöyle şekle baktığınız zaman o zaman origami sanatından bahsetmişti. Gemi yapma falan filan. Ben sadece işte özel ifadeye döktüm arkadaşlar. Hemen hemen aynı soru. Ee, baktığı zaman öğrenciler baktığı zaman zor bir soruymuş gibi gözüküyordu. Ama arkadaşlar bu sorular neydi? Çok da zor bir soru değildi aslında çok da rahat bir şekilde çıkıyordu. Düzgün bir şekilde okuduğunuz zaman verilen her bir bilgiyi kullandığınız zaman sonuca net bir şekilde daha rahat bir şekilde ulaşacaksınız sevgili gençler. Hadi bakalım gerçekten de zor muymuş kolay mıymış şunu şöyle bir inceleyelim bakalım. Şekil 1'de simetri ekseni bu BD köşegeni olan ABCD deltoidi biçimindeki bir karton ve köşegenin tam ortasında bulunan E noktası verilmiştir. Arkadaşlar şuraya dikkat. E noktası bu. Tam ortada. Ben bunu kullanacağım demek ki. Tamam devam edelim. Bu kartonun AC köşegeni boyunca katlanması. Evet bu böyle katlanmış arkadaşlar. İlk önce bu böyle katlanmış, böyle bir üçgen oldu. Sonra da bunu da yukarı doğru katlamışım herhalde. Bakalım öyle mi gerçekten de. Şekil 2'de de kartonda B üst noktasından geçen ve AC kenarına paralel olan evet şununla şu, e, pardon AC kenarına paralel olan şunlar paralel olacakmış ve bu paralel doğrunun boyunca katladığında E noktasından geçecekmiş. Hmm. Şekil 1'de verilen kartonun görünen yüzünün alanı 45 birim kare olduğuna göre şekil 3'te verilen kartonun görünen yüzünün alanı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle ne yapıyorduk? Katlamaları geri açıyorduk. Bu böyle katlanmıştı. Bunu aşağı doğru bir açalım isterseniz. Hocam açtığımız zaman aha yandaki şekil gelecek zaten. Açtınız böyle bir şey oldu. Hatta bu şu şekilde de şey yapalım mı? Daha sonra yapalım isterseniz onu. Şunu açtık. Bu şekil geldi karşımıza. Bir de bu yukarı doğru katlanmıştı. Bunu da şöyle bir açayım isterseniz. Açtık. Peki bizim için önemli olan şu DBD D köşegeni değil mi? Tam ortasından geçen bir çizgi vardı. Oraya da yoğunlaşmamız gerekecek arkadaşlar. O zaman şu çizgiyi de çizelim isterseniz. Bakın köşegenler nasıl kesiyordu deltoidte de dik kesiyordu. Hocam ben bunu böyle katladığım zaman, aa bu bunun üstüne gelecek. Bu böyle katlanmışı. Hani şurada göstereyim isterseniz. Bu böyle katlanmışı. Hocam bu bu nokta dik olduğu için, bu doğruya göre simetriğini alıyorum. Bu doğru üstünde yol olacak. Yani bunlar birbirine eşit demeye çalışıyorum burada. O zaman ben buraya şunlar birbirine eşit. Buraya bir a diyecek olursam arkadaşlar. Şuraya bir a dedim. Şu katlamadan dolayı. Şunun izlediği yol. Çünkü bu köşegen Soru kökünde ben. Bak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Soru kökünde yazar sana her zaman kopyayı verir. Adam sana burada bu orta nokta demişse sen burada BD köşegenine yoğunlaşacaksın kardeşim. O zaman ben bu katlamada BD köşegenine açıyorum. Bak kopyayı vermiş. Soruyu yazanın ellerine sağlık. Ne güzel bak. Ben burada A dedim o zaman burası daha olacak. E ben burada bunu da böyle katladığımda yukarısı oluşmuş. E tamam burada da o zaman bu katlamada buraya yoğunlaşacak olursam. Burası A iken burası daha olur mu? Olur. Sana başta Şununla şu verilmiş miydi? Verilmişti. E o zaman burası 3A iken burası da 3A mı? 3A. Bitti gitti. Bunu da yazdık. Peki şimdi başka ne var burada? A hocam. Adam bana şurada şunları paralel vermişti. Bak ne güzel. Bu paralelken şununla şu paralelken e katladığın zaman bu da paralel düşüyor zaten. Benzerlikler var mı burada? Var. O benzerlikleri de yazalım. 3 bölü 4. Bakın 3 bölü 4 oran var burada. Hocam buradaki 3 bölü 4 oranda şu uzunluğa ben 3x dersem bu uzunluk kaç x olacaktır? 4x. Hocam burada 4 bölü 5 oran var. 4x ise burası da 5x mi olacak? Aynen öyle. A şurayı ben ne buldum arkadaşlar? 5x buldum. Şu köşe ne buldum arkadaşlar? 5x köşegenler dedik kesişiyor. Hocam 3 6 a buldum. Adam bana demiş ki 45. Şekil 1'de verilen kartonun alanı bir deltoidin kartonun ve bir deltoidin alanı neydi? Köşegenler çarpımının yarısıydı. Yani 5x çarpı 6 a bölü 2 eşitti. O 45'e eşitmiş. Hocam gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Şunlar şunlar gitti 3. O zaman 5 kere 3 15. 15'e böldüğümüz zaman da x çarpı a'yı ne buluruz buradan? x çarpı a 3 bu çıkar. Aynen öyle. Doğrusun elimizde. Şimdi bizden ne isteniyor ona bakalım arkadaşlar. Bizden şekil 3'teki verilen kartonun görünen yüzünün alanı isteniyor. Aa ne kolay. Hocam şu üçgenin alanı artı buradaki yamuğun alanı. Tamam. Ee, hocam burası 5x'ti. Bakın şurası 5x'ti. Katladığın zaman yukarısı. Burası 5x mi yapacak? Evet. Şuradaki sarı üçgenin alanı. Tabanımız 3x. Yüksekliğimiz 3a. 3x çarpı 3a bölü 2. Artı Hocam bir de bu yamuğun alanı alt taban artı üst taban 5x artı 4x 9x çarp yükseklik yüksekliğimizde a bölü 2 eşittir nedir diye soruluyor. Burası 9ax bölü 2 burası da 9ax bölü 2 yani 9ax yaptı. E hocam ax'i zaten 3 bulmuştuk o zaman 9 çarpı 3'ten cevabımız ne yapacaktır? 27 yapacaktır arkadaşlar. Bunu da şöyle okla göstereyim bu şekilde. PDF çözümünde de anlayın arkadaşlar. Evet zor bir soru mu? kesinlikle değil adam bana kopyayı vermiş mi vermiş her zaman arkadaşlar buna dikkat edin neresi verilmişse oraya yoğunlaşacaksınız gerçekten de güzel bir soru sormuşlar evet sanırım burada son 10 yıl içerisinde ÖSYM tarafından sorulmuş soruları bitirdik mi arkadaşlar evet bitirdik dörtgen eşkenar dörtgen ve deltoid konusunu birleştirip öyle sorduk şöyle bakacak olursak 2012'de klasik bir soru 2014'te klasik ee, 2000 2017'de yine klasik, 2017'de yine klasik, 2021'de ya aslında klasik gibi diyebiliriz de biraz öğrencilere zor geldi ama niye? Verilen bilgiye yoğunlaşmadığınız için. Yani şuradaki kopyayı anlamadınız. Yani şu DE E uzunluğuyla B, şu uzunluğu anlamadığınız için arkadaşlar burada sıkıntı yaşadınız. Buraya yoğunlaşsaydınız olay bitecekti. 19'da ve 2021'de yeni nesil gibi gözüküyor sorular. Ama 19'daki soru aslında yeni bir nesil soru değil. Çok da kolay bir soru. E, dörtgenlerin içinde üçgeni kullandırtıran bir soru. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. E, yine üçgen bilgisiyle ve deltoid'in alanıyla ilgili yapılabilen bir soru. Köşegenler çarpımının yarısıyla ilgili yapılabilen bir soru. Şimdi ÖSYM'e baktığımız zaman bir yeni nesil sorusu olarak sadece de şeyi sormuş aslında. Buradaki en sondaki soruyu sormuş. E, ve asıl ilginç olan ne biliyor musunuz? Hani şu alan meselesi hariç. Köşegenlerin dik kesmesindeki alanı bilmeseniz bile siz bunu yapabilirsiniz zaten. Hocam üçgenin alanı şu taban çarpı yükseklik bölü 2 ya da taban çarpı yükseklik bölü 2. Ya da bir tanım olarak zaten e, bileceksiniz dörtgenin alanını. Herhangi bir dörtgenin alanı köşegenleri dik kesen bir dörtgenin alanını özellik olarak bilmeyin. Ben onu özellikten saymıyorum. Yani şurada ÖSYM'nin dörtgenlerle ilgili sorduğu soruya yani dörtgen, eşkenar dörtgen ve deltoid ile ilgili sorduğu bütün sorulara bakacak olursak adamlar hiçbir şekilde özellikle ilgili bir soru sormamışlar. Tekrar söylüyorum ama bak. Köşegenler çarpımının yarısını özellik olarak algılamazsak, özellikle ilgili bir soru sormamış. Çünkü alanın tanımı diyebiliriz arkadaşlar ona. Tamam? Ee, ve bununla ilgili de 2010 şeyden sonra 2018'den sonra da Artık adamlar yine dörtgen konusuyla ilgili yeni nesil soru yazmaya özen göstermişler. Elimizde bir tane, iki tane örnek var. Birisi eski nesil bir soru, hani 2018'den sonra, 2017'den sonra daha doğrusu 18 ve 21 yıllar arasında. Elimizde iki tane örnek var. Bir bu örnek, bir de bu örnek. Bu eski nesil bir soru, bu yeni nesil bir soru diyebiliriz. Ee, çünkü ya bu yeni nesil bir soru da değil aslında şöyle baktığımız zaman ya katlamayı biz. 10 yıldır görüyoruz. Yani 2012'den beri sorulabilen soru aslında bu. Aslında dörtgenlerle ilgili hep eski bir soru da sormuş diyebiliriz arkadaşlar. Ama soruların çözümleri de hep üçgenlerden çıkıyor arkadaşlar. Bu konuyla ilgili çok fazla yorum yapamayacağız. Soru sayısı az olduğundan dolayı. Ama gördüğümüz kadarıyla da bundan sonrasında genel hatlarıyla söyleyecek olursak ÖSYM sanırım dörtgenlerle ilgili ne yapar? Ya benim tavsiyem şu arkadaşlar. Çok fazla dörtgenlerden böyle yeni nesil soru sormayabilir gibi hissediyorum. Yani eski temel yapıları kullandıracak tanım ve üçgen bilgisini kullandıracak sorular sorarmış gibi geliyor arkadaşlar bana. Gerçi bu söylediğimi en son bütün sorular bittikten sonra en son videoda söylesem daha sağlıklı olacak ama benim şu an için gördüğüm kadarıyla o. Yani şu iki soruyla ilgili yorum yapacak olursak da yani biz onu görüyoruz. Çünkü e, ee, ÖSYM'nin 2021'deki soruları, sorduğu sorulara dörtgenlerle ilgili kare sorusu, dikdörtgen sorusu gibi sorulara da bak çok olursak böyle. Sanki bunu hissettiriyor arkadaşlar. Ben de olsam aynısını şöyle düşünürüm arkadaşlar. Ee, üçgenler artık herkesin içine işlediği için üçgenlerden yeni nesil sorarım. Ee, bir de çember birinci bölümde sorulmuyor, ikinci bölümde soruluyor. Çemberle ilgili biraz yeni nesle karıştırırım ama çemberle ilgili de şöyle bir e, handikap var. ÖSYM ne kadar çok yeni nesil soru yazabilir ki? Yani Baktığın zaman çok da fazla çembere yeni nesile de çok fazla uyarlayamaz. E, çember konusuna geldiğimiz zaman orada konuşuruz gerçi ama dörtgenlerle ilgili dediğim gibi yeni nesil sorsa da üçgenlerle ilgili yapmaya çalışın ama benim tahminim çok fazla yeni nesil soruya da geçiş yapamayacaklar gibi geliyor. Bu dörtgenler konusunda arkadaşlar. Ha yeni nesil derken adam oraya şekli koyar. Buraya hikayeyi koyarsa tamam ona yeni nesil diyebiliriz. Ha, o şekle de dönüştürebilir. Ama çok da fazla güncel hayattan da örnek verilemeyecek gibi de duruyor arkadaşlar. Bakalım 2022 sınavında da biz bunu bakacağız, yorumlayacağız, göreceğiz. Aa, doğru düşünüyoruz ya da yanlış düşünüyoruz diye yorumlarımızı da o zaman da yapabiliriz arkadaşlar. Ya da bundan sonraki videolarda belki de yorum değişebilir arkadaşlar. Bakacağız, göreceğiz. Evet gençler. Böylelikle şeyi bitirmiş olduk. Ne derler? Şu kısmı bitirmiş olduk. Bundan sonraki videoda yine son çözümü videosunda devam edeceğim. Sanırım paralel kenar var. Para kenar videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın Hoşçakalın.